Arkadaşlar merhaba. Bugün CG serisi bir motosikletle beraberiz. Üzerinde oturduğum Honda CGL 125. Normal Mondial işte vesaire tarzı Çin malı motorlarla kıyaslanabilen bir marka değil. Ama CG'lerin hepsi tamiri falan aynı arkadaşlar. Bu da normal CG serilerinden bir motor. Bu da bir CG. Honda CGL zaten adı. Bugün CG tarzı bir motosikletin motor bloğunun debriyaj balatası nasıl değiştirilir onu çok detaylı bir şekilde görüyoruz arkadaşlar. Hazırsanız videoya zaman kaybetmeden girelim. Şimdi beyler motorumuzun ilk önce soğuk olması gerekiyor. Şöyle sıcaklığına baktığımız zaman motor bloğunun 90-91 derece. Şuraya bakalım. Şuraya. Kaç derece diyor abi? 94'e yakın. 93-94 derece. Yani bunu bir 20-30 dereceye kadar düşürmeye çalışacağız. Yani geceden kalan motoru tamir etmek daha garanti oluyor. Bu şimdi yoldan geldi. Uğur abim. Selam ver abi. Motorun gibi kendin de kırmızı giymişsin. Şimdi motorun yağını boşaltacağım. Yağını boşaltınca biraz daha çabuk soğuyacak. Yağ sıcak kaldığı için motor da kolay böyle soğutmuyor. Kullandığımız yağ da 10-40 Shell'in bir yağı. Motosiklet sahibi onu tercih etmiş. Şimdi yağ boşaltmaya geçtiğim zaman videoyu açayım ve devam edelim ufak ufak. 17 anahtarla yağ tapamızı açıyoruz beyler. Motorumuzun yağını boşaltalım. Yağı boşalttıktan sonra dökmeyin. Çünkü debriyajı toplarken bu yağ lazım olacak. Bunu kullanmayacağız ama yağ lazım olacak. Balataları yumuşatmak için. Şöyle yağını boşaltalım. Yağ da bildiğimiz çorba gibi olmuş. Bu 5-6 dakika süzülsün. Bir yandan da soğuyor zaten. Sıcaklığını kontrol ederim yani. ...75 dereceye düşmüş. 90'lardaydı ve 60'larda. Yağ süzüle dursun. Motor soğuya dursun. Birazdan devam edeceğiz. Şimdi yağımızı boşalttık. Motorumuz da soğudu bayağı bir. Yağ tapamızı takıyoruz. Sıktık. Şimdi yeni debriyajımızı, balatalarımızı şöyle çıkartalım. Bunları beyler bu boşalttığımız yağın içine atıyoruz. 5 balata. 5 üzeri performans balata diye geçiyor. 6 tanesi. Bunlar şöyle kenara koyuyoruz. Bu motor biraz daha soğuyana kadar ben diğer debriyaj kapağını sökeceğim. Debriyaj kapağını sökene kadar balatalar burada yumuşayacak. Yağ hala sıcak, o balataları yumuşatacak. Eğer direkt kuru kuruya takarsak balataları çatlatıp kırabiliriz. Yağın içine koyuyoruz. Bir 15 dakika yumuşatacağız. Evet beyler. Debriyaj kapağımızı söktük. Şimdi separatör kapağını söküyoruz. 3 tane yıldız vidası var zaten. Güneşli bir günde video çekiyoruz. O yüzden karanlık çıkabilir biraz. Nereye gitti? Karşıya gitti. 3 vidasını çaktık. Separatör de bayağı kirlenmiş. Şöyle üzerindeki contaya zarar vermeden silelim azıcık.
Şimdi separatör anahtarımız şöyle bir şey. Başka türlü zaten onu sökemezsiniz. Bu anahtar şart. Şöyle yerine koyalım. Ara kolla getirelim. Ben bu tarafa geçeceğim. Güneş olduğu için. Öyle daha iyi olur belki. Evet. Separatörü taktık. Motor vitesi ama boşta mı? Sen onu vitese... Tamamdır. Separatörümüzü de söktük. Separatör. Şöyle. Bunu hiç dağıtmıyoruz. Orayla işimiz yok. Şimdi geldik debriyajlara arkadaşlar. Balatalara. Hemen 10 lokma. Uf, bayağı sıkıymış. Bunların altlarında 4 tane yay var. O yüzden ilk 2 tanesini komple söküyoruz. Sonra diğer 2 tanesini sırayla bir tronu söküyoruz. Yoksa çap çıkar. Şu ortadaki kareye zarar verebilirsiniz. Düz çıkması lazım. Çap çıkarsa bu alüminyum çünkü. Kasılırsa kırılabilir. Alüminyum döküm. Şimdi ilk 2 tanesini söktük. Diğer ikisini karşılıklı sökeceğiz. Yani bir tur bunu, bir iki tur bunu. Sırayla. Zaten onun yükseldiğini göreceğiniz şimdi. 2-3 turunu söküyorum. 2-3 turunu söküyorum. Net bir şekilde görüyorsunuz. Şimdi komple çıktı. Tamamdır. Kapağımızı şöyle koyalım. Şimdi 4 tane yayımızı alalım. Onları da şöyle koyalım. Şimdi burada şu debriyajı tası çıkartmaya gerek var. Tası da çıkartacağız. Hemen sekme pensesini alıp geleyim. Ayş. Sekme pensesini. Pensesini yere takalım. Şimdi tas boştu arkadaşlar. Şu an tas çektiğimiz zaman böyle gelecek. Bir yere geçelim. Şimdi debriyajımızı karıştırmamak için ilk önce şunu bir alayım. Şu üst kapağını alıyorum. Üzerindeki pulunu da koyuyorum. Karıştırmamak için şöyle en alttan komple alıyoruz. Böyle bu şekilde üzerindeki tasla beraber koyuyoruz. Bunların aralarında saçlar var. Saçların sıralarını karıştırmamak için böyle aldık. Gördüğünüz gibi. Şimdi diğer balataları getireyim ben hemen. Şimdi yağa batırdığımız balatalar burada. Yumuşak vaziyetteler. Şimdi şöyle bir kıyasladığımız zaman balatanın ne kadar bitik olduğunu göreceğiniz. Şimdi ilk önce şöyle ayırıyoruz. Balata. Saç. Balata. Saç. Balata, saç. Şöyle bakalım ne kadar bitik olduğunu. Videoda net gözüküyor mu? Yani şu bitik olan, şu yeni olan. Bu motor bayağı bir kaçırıyor arkadaşlar. Yağlı oldukları için belki biraz fazla gözükmeyebilirler. Saç, balata, şey, saç. Bir daha balata. En alta gördüğünüz gibi balata geliyor. Şimdi aynı şekil sırasıyla koyuyoruz. Koyduk. Bir tane saç koyuyoruz. Bu arada şu altta tasın tırnakları var. Bu saçların da tırnakları onlara gelmeleri lazım. Şöyle karşılamanız lazım. Zaten en son şeyi takarken
Karşılarsınız. Bu tas nerede? Heh. Buraya takarken karşılarsınız. Şimdi balata. Herkes farklı topluyor bu debriyajı. Kimisi bunun üzerine topluyor direkt. Balatarı direkt bunun üzerine koyuyor. Ben böyle yapıyorum. Saç. Kimisi öyle daha kolay diyor. Herkesin fantezisi farklı. Ve debriyajın okları da yukarı bakacak. Şöyle çizgileri. Saç. Balata. Saç. Sonuncu balatamızı da koyuyoruz. Şöyle. Şimdi şunu gördüğünüz gibi kanallar var. O koyduğumuz yerde de kanallar var. Böyle kanallardan geçecek şekilde koyacağız. Şöyle oynatarak yerine oturtabilirsiniz. Ya da şöyle direkt ters çevirerek sallayın şöyle. Zaten sırasıyla böyle oturacaktır. Şu an tamam. Debriyajımızı topladık. Tasımızı taktık. Şimdi toplamış olduğumuz debriyajı şöyle yerine güzelce koyuyoruz. Bunun da gene kanalları var. Ona denk getirin. Arka şeyini koyduk mu? Hı? Koydum, koydum. Ha. Tamamdır. Tamamdır. Debriyajı topladık arkadaşlar. Şimdi çıkardığımız sekmanı takacağız yerine. Şimdi yaylarımızı takalım. Ondan sonra yay kapağı. Yine söktüğümüz şekilde ilk önce iki tanesini tutturacağız. Yavaş yavaş sıkacağız. Sonra en son diğer ikisini sıkacağız. Devre sistemi biraz kafa karıştırıcı olabiliyor bazen. Çok farklı takma şekilleri var. Ben böyle takıyorum. Kimisi komple direkt takıyor. Bazen olmuyor. Zor oluyor. Deliği tutturmak mesela. İki cıvatayı sık taktık. Şimdi ellerini takıyoruz. En son hepsini beraber sıkacağız. Tamamdır. Dördünü de attık. Şimdi sıkıyoruz. Tamam. İşlem bu kadar. Şimdi kapağımızı topluyoruz beyler. Kapağı toplayıp videoya geri döneceğim. Evet beyler, yan kapağımızın vidalarını attık, topladık. Şimdi yağımızı koyuyoruz. Tam 1 litre. Bunların şu anda standart zaten 1 litredir. 125. Yağımızı da koyduk. Kapağımızı kapatıyoruz. Biz şimdi bu egzozu da söktük. Bu Honda'nın mühendisleri sağ olsun biraz tuhaf yapmışlar. Çıkmıyor başka türlü. Yan kapak. Benim motor da öyle değil mesela, farklı. Şimdi egzozu da takıp marşımızı yapıp debriyajımızı test edeceğiz.
17 dişli var, ön kaldırmaz evet, o. Kaldırmaz. Sonradan aklıma geldi. Evet, tamam. Ön dişli büyük olduğu için tek tekere gelmiyor. Orijinali 15. Evet beyler, bir videonun daha sonuna geldik. Motorumuzu topladık ve test ettik. Videoda gördünüz her şeyi. Videoda aksamış olan yerler olabilir, kesmiş olduğum yerler olabilir. Bunu editlerken göreceğim, şu an bilmiyorum. Eğer kafanıza takılan, videoda göremediğiniz bir şey varsa mutlaka yorumlara yazın. Ben de cevaplayayım. Bu video bu kadardı. Debriyajımızı değiştirdik. Şu an sorunsuz bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Bir 25-30 bin kilometre daha sorunsuz gider bu şekilde. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.